Herkese merhabalar. Tonguç, sence sütünme kuvveti iyi bir şey mi Tonguç Ölen Bey? Hocam bilmiyorum ama süper yarış var galiba birazdan. Senle beraber mükemmel öğreneceğiz bunu. Sütünme kuvvetinin hayatımızda nelere etkilediğine bakacağız. Bunun için bir tane kutu tasarladık görüyorsunuz. Araba bir yarışı tane yapacağız hocam. Yarış pist tasarladık. Böyle arabaları böyle hareket ettireceğiz. Birbirine yarıştıracağız falan filan. Hocam trafik canavarı olmayın. Ama öncesinde şunu anlamanı istiyorum. Gerçekten de sürtünme kuvveti hayatımızın neresinde ve bizi nasıl etkiliyor? Hemen onu anlamak için bir tane sana bir kutu. Görüyorsun, sonra dinamometremiz çok önemli. Dinamometre neyi ölçeriz? Sonuç olarak dinamometre kuvveti ölçeriz. Kuvvet, ve Newton. Ben bu buradaki pisti hazırlarken iki tane zımpara kullandım. Daha doğrusu bir tane zımpara kullandım Tonguç Ölen Bey'im. En hafif zımparadan bu su zımparası diyoruz. Bir de normalde el işi kağıdı kullandım. Siyah el işi kağıdı kullandım ve pisti hazırladım. Bak, burasını siyah el işi kağıdıyla hazırladım. Aynı zamanda Tonguç Ölen Bey'im burasını ise, yani bu yüzeyi ise zımparayla, yani hafif pürüzlü bir yüzeyle hazırladım. Aa, sürtünecek. Aynen öyle. Sürtünme daha fazla olacak bunda. Zaten insan eliyle de hissedince elinin burada daha zor kaydığını, hocam biz burada ekranda hissedemiyoruz, rahat kaydığını görebiliyoruz. Şimdi seninle beraber deneyimize başlayalım. Evet Tonguç, seninle ilk yapacağımız elin sürtünme kuvveti bizim hayatımızı nasıl etkiliyor? Nasıl etkiliyor bak, hocam? Tonguç abi, dinamometre ağırlık ölçmeye, yani kuvvet ölçmeye yarayan bir aletti. Bu da bizim kütlemiz Tonguç abi. Ağır bir kutu. Bunu şimdi çekiştireceğiz. Bakalım, hadi bakalım. Gel sen de bunu çekiştirmeye başlayalım. Ama yukarıya yardım doğru. Yardım edeyim hocam. Yokuş yukarı doğru çekiştireceğiz. Ve kancamızı taktıktan sonra bakalım ne oluyor. Şimdi normalde ben bunu çektiğim zaman çok az, 0.5 Newton falan filan. Rahat çekiyorsunuz ama hocam. Ama şimdi yukarıya doğru çıkarmaya başladığım zaman. Bakar mısın? 1.5 Newton'da falan filan yukarı doğru ben bunu çekiyorum. Fazla zorlanmadım. Tekrar yapmak istiyorum. Normal düz yüzeyde 0.5 Newton. Tabii yukarı doğru çekmeye başladığımız zaman ağırlığın da etkisiyle 1.5 Newton'a kadar çıkan bir kuvvetten zirveye doğru zorlandığını söz edebiliriz. Sonrasında eğer ben el işi kağıdı değil de zımpara, su zımparası dediğimiz çok ince zımpara olan sürtünme kuvvetinde fazla olduğu yerde çekmeye başlarsam bakalım. Bak, direkt 1 Newton'a çıktı. Demin burada düz yüzeyde 0.5 Newton'ken burada 1 Newton. Hadi yukarı doğru çekmeye başlayalım. Yukarı doğru 2 hocam, Newton'u. Hocam kaça çıktı? 2 Newton'u geçen bir kuvvet. Bakar mısın? Dikkat eder misin? Tekrar gösteriyorum. Neredeyse 2 Newton'u geçen bir kuvvet. Demek ki sürtünme kuvveti bizim hareketimizi zorlandırıcı bir etkiye sahip. Hatta hareket de ters yönde diyebiliriz. Ben buradan böyle çekiyorsam sürtünme kuvveti ters yönde bana 2 Newton'un üzerinde bir etki gösteriyor. Demek ki sürtünme kuvveti bizim hareketimizi yavaşlatmaya çalışıyor. Peki ben bunu ikinci bir deneyle şunu yapabilirim Tonguç abi. İkinci deney nedir hocam? Bak, hemen seninle beraber iki tane taş aldım. Bu iki tane taşı bir tane cetvel yardımıyla serbest bırakacağım. Nereden serbest bırakacağım? Bu tepenin ucundan, yani hani en başından serbest bırakacağım. Şimdi serbest bırakmaya başladığım zaman hemen şöyle yapalım. Birazcık daha aşağıdan gösterelim. Şimdi taşlarımızı burada Tonguç Ölen Bey. Görüyorum hocam. Taşlarımız burada. Taşlarımızı böyle ucuna bir cetvel koyuyorum ki aynı anda bırakabileyim. Aynı anda bırakabilmek için böyle cetvel bariyerimizi koyduk ve bırakıyoruz. Bakar mısın? İkinci oldu diğeri. Bakar mısın bu ne kadar hızlı gitti? Çünkü sürtünme kuvveti burada daha fazlaydı, burada daha azdı. Hocam bir daha yapın. Bir daha yapmak istiyorum. Taşlarımızı alıyorum senin için. Gerçekten mükemmel bir şekilde hocam, yerleştiriyorum. Hocam bir de resmen çok güzel bir şey. Bilimsel bir deney yapıyoruz. Taşlarımızı aldıktan sonra bu cetvelimizi aynı anda başlatmamak için. Start. Hadi say bakalım Tonguç abi. 3, 2, 1, Houston. Hop. Bakar mısın hangisi daha hızlı gitti, hangisi daha yavaş? Hocam çünkü resmen bilim ya. İşte sürtünme kuvveti hem hareketimizi yavaşlatıyor ama her zaman mı böyle yavaşlatıyor, kötü bir etki? Hayır, aslında sürtünme kuvveti olmasa yerde yürümeyiz. Düşünsene, buz olmasa ne olur? Buz olursa ne olur yerler? Kayarız, düşeriz. Yağ olursa, biz sürtünme kuvvetini azaltmak için yağlama kullanırız mesela araba motorlarında. Ama Tonguç Ölen bazen de arttırmak isteriz sürtünme kuvvetini. Özellikle lastiklerin mesela altları nasıldır arabaların lastiklerinin, biliyor musun Tonguç Ölen? Nasıldır hocam? Arabaların lastiklerin altları Tonguç Ölen pütürlüdür. Sürtünme kuvvetini arttırmak için. Dolayısıyla bu da farklı bir etki. Dolayısıyla bizim anlamamız gereken aslında, hadi arabalarda yarıştı hemen son senin için, hadi bakalım. 3, 2, 1. Evet, hemen başlıyoruz. Tokyo Drift hocam. Evet, hemen ne diyorduk o? Fast and Furious diyorduk. Hadi bakalım. Aynen hocam ya. Hop. Tüplü. Evet, süper. Uçtular, gittiler. Güzel. Deneyimizi bitirdik. Tebrik ediyoruz. Yarışımızın sonucunu alkışlıyoruz. Evet Tonguç, senle beraber mükemmel bir sürtünme deneyi yaptık. Ve bu sürtünme deneyimizden öğrendiklerimiz, hayatımızda kullanacağımız şeyler. Hadi bakalım şimdiden derslerine başlayalım. Sağ olun hocam. Teşekkürler.